Şimdi senin o ezan okudu diye öldürülen neyin? Dayımın oğlu. Nerede öldürüldü? Şırnak'ta. Şırnak'ta hangi felç olmuş. Hangi bölgede öldürüldü yani? Vallahi onu bilmiyorum. Ne için öldürüldü? İşte ezan okuma demiş. Burası Ermeni toprağı. Peki imam mıydı o? Neydi? Müezzin. Müezzindi. Ezan okuyor. Ezan okuyor. Ben bir kitap da yazıyorum yani. Kitabım var. Okursan oku. O kitabına okuruz kitabını. Şimdi o müezzin orada ben bu ezanı okurum dedi. Onlar da siz bu... Şehit olurum, öldürürüm demiş. Korkmamış, kaçmamış. Yani. Şehit olurum yine de okurum dedi. Ve okudu. Şehit oldu. Yani. Sonunda ezan okudu diye öldürüldü. Evet, sen bakmışlar okunmuyor ezan. Adı neydi onun? Mahmut Çelikkol. Mahmut Çelikkol. Benim ortancı dayımın oğlu. En büyük dayım zaten ermiş. Kendi Allah'a adamış. Hatta dedem tarafa geçerken git oğlum demiş. Malımızın üstüne otur. Suriye'deki. Cerablus'ta. Benim demiş dünyalıkla işim yok. Evlenmemiş de yani. Kendi Allah'a adamış. Yani hastalansan, okursan, okurslar, öfürse iyileşiyormuş yani. Öyle. Tabii şimdi onlar öldüler. Evet. Yok. Yani siz Cerablus tarafından geldiniz değil mi? Yok ya, Karkamış mıyız? Karkamış'tan. Yani. Cerablus yani Karkamış'a bağlı. Ha, Cerablus Karkamış'a bağlıydı. Babamın tarafı Sürücü'ye bağlı. Sürücü. Bir Sürücü görmedik yani, tarlası da vardı babamın. Hani diyordum, tarlayı çok seviyordum ya yani, toprağı. Gidek görek yani, ne yapacaksın sen diyordu. Ceyhan'a doğru nasıl geldiniz? Ya, burada abim oturuyordu. He. İşte şeyler de onlar da burada, ablanı söylemiyor. Sen kaç sene oldu geleli? 77'de geldim. 77'de geldin. Ha, sen orayı da çok iyi biliyorsun şimdi. O bölgeyi de çok iyi biliyorsun. Burayı da çok iyi biliyorsun. Ben yok bile bilgi sevdiğim için yani. Sen araştırmacısın. O kitabı yazdığında bizim haberimiz olsun. Dedem işte bizim baba tarafı da anahtar. Buhara'dan gelmeler. Maverun Nehir. Buhara'dan. Evet. Maverun Nehir'den gelmişler. İki tarafta. Ha. İki tarafta Hanifi oluyor yani. Şimdi öğrendiğim için, sevdiğim için sordum işte, nenem gelmişti. Hiç biz gitmiyoruz. Neyse nenem gelirken yakaladım. Anlattım işte nereden geldiğinizi, nasıl. Kızım dedi, biz Türkmeniz, Bahara'dan geldik, Maverun Nehir'den. Aa nene dedim, sen Maverun Nehir'i nereden biliyorsun? Ya benim coğrafyam, tarihim değildi. Yani her şeyim, hepsi iyiydi de süper öğrenci seçilmiştim. Yani bir soru sordum, birinci ben bilirdim. Alkışlanırdım, bravo, bravo diye. O şey, senin yani. Oturduğun yerdeki... O su kanalı vardı ya, diyordun ya hani bir su var, bir tarafı lojmanlar, memur kesimi, bir tarafı barak. Evet. Yani baraklar, dere bu oraya niye barak demişler yani, ismini niye barak koymuşlar? Ya baraklar gelmiş sonra oraya. Barak diye, baraklar diye bir ırk mı var? Bir millet mi var? Millet işte, orada bir millet. Hı, barak. Bir de şarkı da söylüyorlar, barak havası diyorlar. Tamam işte. Onlara ait. Şimdi biz mesela barak diye duyuyoruz ya. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece barak dedilermiş. Hemen biz İspirto içesimiz geliyor yani direkt. Ama Osmanlı'dan kaldı. Kendimize yani. Jilet atasımız geliyor barak havası duyunca. Ben de. Demek ki bu baraklar bir ırk, öyle mi? Osmanlı'dan kalmış işte. Osmanlı'dan ama yani Osmanlı'ya bağlı. Aynı Yörük gibi, evet. Çerkez gibi, Kürt gibi, Laz gibi. Osmanlı'dan kalmış. Ama bunlar, evet bunlar kalmışlar. Az o zaman, öyle mi? Vallahi Antep tarafı çok yani. Ya Türkiye'nin mesela... Mesela o benim dediğim Karkamış, hepsi baraklı. Hala Osmanlı giyiniyorlar yani. Öyle mi? Tabii, hala Osmanlı giyinirler. Antep çevresi de çok, Nizip'te de çok. Ama havaları, insanları genç yaşta öldürecek kadar böyle ciğer yakan bir hava. Geçen de sepetçiler... Hiç de sevmem ama... Alıyorlar. İle çağırırım, barak okuturum yani. Sen de işte okuturum, orada barak duya duya. 5 lira veririm yani. Alışkanlık. Ya. Şimdi bu barağın hastaları var. Ne? Dinledi mi neşeleniyor. Ben barağı dinledim mi benim moralim bozuluyor. İçimde büyüdüğüm. Aklıma hep olumsuzluklar geliyor, kötülükler geliyor. İçimde büyüdüm de. Afakanlar beni alıp götürecek gibi oluyor. Ya şimdi şeyden sınırda olduğumuz için kaç kişi geçti şeyden. Kaçıkçılık yapıyor. He. Askerler vurdu yani gezimizin kaç tane gördük. Öldüler. Baraklar mı? Kaçakçılar yani. Yani genelde kara... Barakça işte şarkı söylerlerdi. Anladım. Acıklı böyle. Ha, o vurulanlardan kim dolayı... Kim ölse onun üstüne bir şarkı yakarlar yani. Bir barak söylerdi. Bunlar kaçakçıydı. Benim mesela bir büyük abim vardı, Trenez'de. Hmm. İkiye bölündü. Onun üstüne de yapmışlar.
Biz tabii küçüktük işte. O zaman bu baraklar şeye böyle Türkiye'yi yakmayı çok gerçekten seviyorum. Kendilerinin ciğeri yanıyor. O acıları çekiyorlar. O ölümleri görüyorlar. Ondan sonra onun üzerine bunlar beste yapıp bize dinletiyorlar. Bizi de öldürmeye çalışıyorlar. Yok yani, bana göre. Biz öldüysek hepiniz ölün gibi, ben öyle anlıyorum yani. Yok yok. Ya bu da işin esprisi. Tamam Teyzem, ağzına diline sağlık. Sağ yine görüşürük. Kendine iyi bak. Sağ ol.